Şimdi mesela 1000 sene, 1500 sene falan evvel yapılan kazılarda bir takım silsileler bulunmuş. İşte çekiçler bulunmuş. Hoca çok iyi bilir. İşte ne bileyim kafayı açmaya yarayan. Yok işte kolu bacağı. Tabii burada izleyenleri ürkütmek istemiyorum ama o zamanın şartlarıyla almaya yarayan. Tabii bunu keyfinden almıyor ya, bir kanama var muhtemelen. Yani Tabii. hastayı kurtarmaya yönelik bir takım cerrahi şeyler, ekipmanlar var. Hı. Var. O zamanın işte şeyine göre. Fakat kalp dokunulmaz bir organ olarak her zaman kalmış. O Hatta yıllarda. evet, yani bu İngiliz doktorlara atfedilen bir takım şeyler de vardır. Yani sözlerde işte kalbe elini sürmeye çalışan cerrah, işte doktorlukla ilgisi yoktur, cerrahlıkla ilgisi yoktur filan diye. Ha. Tabii böyle söylemler de var. Şeyin bundan işte 120-130 sene öyle. Çok da eski değil yani bu söylemler. Ama sonra ihtiyaçlar da var. Bir de yaşanan bir hayat var. Şimdi 1896 yılında Ludwig Reh diye biri bir şekilde kalbe bir dikiş koyuyor. İyi kötü bir dikiş koyuyor ve bu işi başlatıyor. Yani o ellenmez, dokunmaz denen şey ellenmeye başlıyor. Gene tabii yani mesela en çok kullanılan cümlelerden biri budur. Neticede kalp şuradan 3 santim, 4 santim, yani hepimizin kitlesine, boyuna, bosuna göre birkaç santim içeride bir şey. Ama bu yolun, bu mesafenin kat edilmesi 2000 yılın üstünde bir zaman almıştır. 1930'lu yıllarda falan kalp değilse de yani yakın dokular, işte duktuslar falan, yani kalbe yakın bir takım damarlara yönelik cerrahi işte şeyler başlamıştır, girişimler başlamıştır. Aort koarktasyonu dediğimiz kalpten çıkan en büyük damar, yani şöyle kırmızıyla görünen, bunun devamındaki darlıklar var ve çok ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkartır. Ona yönelik bir takım girişimler başlamıştır. Ama 1950'li yıllardan itibaren de çok çeşitli tekniklerle ve değişik coğrafi bölgelerde çok değişik mantalitelerle, bunu şunu söylüyorum mesela, arz ediyorum. Diyelim Anglo-Sakson grubunun yaklaşımıyla mesela bir Rus cerrahisinin yaklaşımı çok Çok farklı farklı. konseptlerle olmuştur. Bu şekilde bu ameliyatlar başlamıştır. Ama yapılma grubu, yani yapılacak şeyler ya edinsel olacak ya erişkin hastalarda edinilmiş, sonradan kazanılmış rahatsızlıklar olacak ve bir kriter var. Artık verdiğiniz ilaçlar bir işe yaramayacak. Evet. İlacı verilmiş, maksimum doza gelmiş ama artık bir netice alamıyoruz. Peki bunlar hangi hastalıklar olacak hocam? Yani dinleyiciler açısından kısa kısa isimlerini söyleyebilir Şimdi miyiz? tabii mesela şeyden gelelim. Hani önce doğumsal bir takım hastalıklardan gelelim. Öyle gelecek olursak mesela, İşte Sayın Hoca da, yaşlarımız biraz ortaya çıkar mı hocam? Çıksın hocam, bir sakıncası yok. Yani biz şimdi 35-40 yıldır bu işlerle ilgileniyoruz, ilgilenmeye gayret ediyoruz. Yani bundan tabii 40 yıl önceki bilgilerle bugünkü bilgiler, müdahaleler falan hiç birbirinin alakası yoktur. Mesela bebek ölümlerinin aslında en sık rastlanan kalp anomalisi büyük damar transpozisyonu denen, yani bu aort ve pülmoner arterin çıkmaları gereken yerden değil tam ters yerden menşe almalıdır ve buna bazı tabii kalbin içindeki çeşitli anatomik değişikliklerdir. En sık rastlanan budur. Ama mesela bizim gençliğimizde bu pek bilinmezdi. Niye bilinmezdi? Bebek 3-5 gün içinde vefat ediyor. Ay. Onun için yani onu hiçbir şekilde tespiti mümkün olmuyor idi. Olamıyordu. O zaman imkanlar öyleydi. İşte buna hani mor çocuk denen fallotetralojileri, bunların işte kalbin içindeki çeşitli delikler, damarların tam olması gereken yerden çıkamamaları gibi hastalıklardı. Ve bunların biz neyi bilirdik mesela? Daha sık görülen kalbin ventrikül ya da atrium denen yerlerindeki delikleri bilirdik. Yani duvardaki sağ kalple sol kalbi ayıran
duvarın altında. Halkın da en çok bildiği odur. Evet. Kalpte delik. Niye? Çünkü onlar yaşıyordu ondan. Evet. Yaşıyordu. Biz de öyle bilirdik. Niye? Başkası gelmiyor ki. Gelemiyor yani. O kadar yaşayamıyor çünkü. Ve tabii biraz sonra zamanımız kalırsa onu da arz edeceğim. Mesela bu delikleri biz büyük bir neşeyle işte niye? Çünkü çok yani bu ameliyatı yapmazsanız o şahsın ileriki hayatı devam etmeyebilir. Bilinmez bir noktada. Yani hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Yani güzel tabii, bir iş yapıyorsunuz. Tabii. Ondan sonra güzel bir netice alabilmenin sevinciyle yani ne kadar güzel bir iş yapacağız diye severek mesela onarırdık, tamir ederdik. Ama zaman içinde mesela hoca çok iyi bilir. Teknikler gelişti. Hı hı. Şimdi onu biraz daha açarız. Artık şimdi tıp öyle bir noktaya gidiyor ki kalp cerrahisi de o noktaya gidiyor ve gitmeli. Daha az yani dıştan görünen bir ameliyat izi olmalı. Hı hı. Şimdi tabii yani şöyle hocam bana küsmeyin yani bazı hocam, şeyleri sizle paylaşarak yani çağdaş olduğumuz için ifade et. Mesela biz en çok neye güveniriz? Hoca da öyledir. Gözümüze güveniriz. Burnumuza güveniriz. Ve dokunma hissimize güveniriz. Yani mesela biz hastamıza bakarız yani nasıl kokuyor nasıl ve onlardan bir takım şeyler alırız da yani. Hı. Almaya gayret ederiz. Niye? Yıllar içinde tabii. Biz işte şeker hastası nasıl kokar şey yani bunları biz öğrendik. Bunu şimdi makine anlamaz. Doğru. Makine anlamaz. Tecrübe. Hangi aletle yaparsanız yapın alet de anlamaz. Alet de anlamaz. Yani bir prostat onun kıvamı nedir onu bakacak doktor parmağından şey yapacak öyle anlayacak. Onu parmağı, o doktorun o parmağı tecrübe. Anlar yani. Tabii. Yani siz istediğiniz onu yapın bunu yapın filan. Onu o elastikiyeti var mıdır yok mudur filan. Yani insan algılamasının da çok önemi var. Ama buna rağmen tabii ki her şey daha nasıl diyeyim daha küçük kesilerle, daha küçük kesilerle, daha az travmatik, mümkün olursa daha süratli. Ama tabii böyle bütün iyilikleri, güzellikleri, pozitifleri bir araya toplamak da mümkün değil. O da mümkün değil. Niye? Müsaade ederseniz şöyle arz edeceğim. Bundan herhalde bir 15 sene oluyor. Yani tam tarihini hatırlayamıyorum. Kalktık yurt dışında bir yere işte bu robotik şeyi o zaman daha yani bu NASA teknolojisidir 80'li yıllarda başlamıştır. İşte hani tıp şeyine de gelmesi bir 10-15 sene içinde olmuştur. İşte orada biz de öğrenmeye gayret ediyoruz yani sistemi robot, anlamaya. Cerrahi. Tabii anlamaya çalışıyoruz yani nedir ne değildir falan diye. Şimdi... İşte Carpentier bu işlere o zaman çok meraklıydı yani filan. İşte kendisi bir şey yapmış, bir ameliyat yapmış, onu anlatıyor. Biraz sonra da bir Amerikalı cerrahlar robotla bir şey yapacak. Bir tek damar koroner bypass yapacak falan. Şimdi Carpentier kendi yaptığı kalpte bir delik ameliyatı var. Onu anlatıyor, gösteriyor filan şeyine. İşte kaç saat dedi? Yani şu anda dedi 12. saat. Mesela bir Amerikalı cerrah kalktı dedi ki bu olmaz dedi. Niye? Çünkü bu standart bir doktorun. Yani çok yetenekli olmanız ya da çok tecrübeli olmanız böyle bir ateş afet bir cerrah olmanız gerekmiyor. Standart bir doktorun diyelim. Yani orta karar, mütevazi. 1-1,5 saatte rahatlıkla yaptığı bir ameliyatı şimdi makineyle yapacağım diye yani uzatmanın bir anlamı yok. Şey yaparsanız da tabii bu da şey değil. Ama yani şimdi her şeyde bir tercih meselesi. Tabii. Niye? Mesela ona rağmen 12 saatlik değil isterse 20 saat sürsün. Yapılabilir mi? Yapılır. Niye? Başka bir imkanı yoktur ondan. Yani o hastanın başka hiçbir şansı yoktur.